Şampiyonlar da pijama giyer. Milli takımın kıyafetlerini tasarlama sorumluluğunu kim üstlenirse üstlensin, ağır bir sorumluluk aldığı ve büyük bir beklentiyle karşı karşıya kaldığı su götürmez bir gerçekti. Gelin görün ki başarılarıyla gururlandıran sporcularımız için yapılan tasarımlar beklentiyi karşılamadığı gibi büyük bir hayal kırıklığı oldu. Tabii sadece duygusal açıdan bakmamak lazım. Neden böyle bir tasarımın tercih edildiği de merak uyandırdı. Beklenenin çok altında kalan tasarımlar sosyal medyada ve basında geniş yankı bulan eleştirilere maruz kaldı. Bu eleştirilerin altında yatan nedenlerse oldukça çeşitli. Düzeltelim, haklı eleştirilerin odak noktası kıyafetlerin hem estetik hem de işlevsellik açısından yetersiz bulunmasıydı. Tasarımların sporcuların vücut hatlarına uyumsuz olduğu, kullanılan kumaşların yeterince kaliteli olmadığı ve sporun dinamik yapısına uygun hareket özgürlüğü sağlamadığı en fazla dile getirilen noktalar arasındaydı. Özellikle kıyafetlerin olimpik bir etkinlik için beklenenden daha sade ve günlük hayatta kullanılan kıyafetlere benzemesi büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Pijamaya benzediği de ayrı bir gerçekti. Sosyal medyada başlayan ve hızla yayılan bu eleştiriler, kıyafetlerin milli bir gurur sembolü olarak görüldüğü düşünülürse daha da anlamlı hale geldi. İnsanlar bu kıyafetlerin Türkiye'yi ve Türk sporcularını yeterince temsil etmediğini, hatta bazı durumlarda küçük düşürdüğünü düşündüler. Özellikle olimpiyat oyunlarının bir ülkenin spor ve kültür alanındaki başarılarını sergilediği bir platform olduğu göz önüne alındığında bu durum daha da önem arz ediyordu. Bir yandan insanların olimpiyat oyunları gibi uluslararası bir etkinlikte milli takımın kıyafet yönelik beklentileri oldukça yüksek. Diğer yandan sosyal medyanın gücü sayesinde bu beklentiler ve eleştiriler çok daha hızlı ve geniş kitlelere ulaşabildi. Ayrıca moda ve tasarımın öznel bir alan olması da eleştirileri farklı bir boyuta taşıdı. Vakko'nun bu eleştirilere verdiği yanıtlar ise kamuoyunu tatmin etmeye yetti mi? Yetmedi. Marka tasarımların sporcuların rahatlığı ve hareket özgürlüğü düşünülerek hazırlandığını ve Türk kültürünün modern bir yorumunu sunduğunu savunsa da bu açıklamalar somut eleştirilere karşı yeterli bir gerekçe olarak görülmedi. Vakko'nun böyle bir eleştiriyle karşılaşması, Türk moda sektörünün gelişim sürecinde önemli bir dönüm noktası olabilir. Bu durum, markaların ürünlerini tasarlarken sadece estetik kaygılarla değil, aynı zamanda hedef kitlenin beklentilerini, kültürel değerleri ve sportif etkinliklerin gerektirdiği özellikleri de göz önünde bulundurmaları gerektiğini öğretti desek yeri. Hatta yapay zekanın verdiği tasarımlar bile daha fazla beğenildi. Sonuç olarak Vakko'nun Paris Olimpiyatları kıyafetleri, Türk moda dünyasında önemli bir tartışmayı alevlendiren ve markanın itibarını olumsuz etkileyen bir olay oldu ve tepkiler üzerine 28 Ağustos 8 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan Paralimpik oyunlarının açılışında giymeme kararı alındı. Ayrıca moda sektörünün geleceği ve milli gururun temsili konusunda önemli soruları gündeme getirdi. Mesela kim gururumuz olan milli sporcularımızı ve kimliğimizi ortaya koyan kültürel değerlerimizi Vakko'ya emanet etti. Ve zamanlama olarak bile Gazze'deki vahşetin sorumlusu işgal rejimi İsrail'in bayrağındaki renkleri yoğunlukla tercih etmeleri çok manidar değil mi?